Efendim İslamabad'dan merhabalar. Bugün Pakistan'dayız, İslamabad'dayız. Erasmus projesi kapsamında Altınbaş Üniversitesi'ni temsilen İslamabad'daki Bahriye Üniversitesi'ne geldim. İsminden de anlaşılıyor zaten Bahriye, yani Deniz Kuvvetleri ile alakalı bir üniversite. Burada cumartesi sabahına kadar kalacağım ve aynı zamanda birçok seminer dersi vereceğim. Efendim, şunu söyleyeyim. Burada saat 9'a 5 var. Sizde saat sanıyorum 7'ye 5 var. Dolayısıyla piyasalar açılmadı ama bakıyorum şu an karşımda dolar TL'deki bayram içindeki sert düşüş şimdi biraz dengelenmiş gibi gözüküyor. Niye düştü derseniz bunun birkaç tane sebebi var. Bunu zaten birçok uzman açıkladı ama bir kere ben size söyleyeyim. Dalgalı kurun önemli bir fazileti var. Bu dalgalı kurun faziletlerinden en önemlisi cepte para varsa gidip döviz alabiliyorsunuz, yoksa alamıyorsunuz. Bu bir. İkincisi, döviz kuru yükseldiği zaman bazıları satıyor. Ve bu satanlar da her zaman en yüksek fiyattan sattıklarını zannediyorlar. Mesela bana dolar TL 3 lirayken, 4 lirayken, 5 lirayken çok arayan oldu. Hocam bak çok güzel yerden sattım, bundan da yukarı gitmez diye. Bu tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar eski, trajikomik bir olaydır. Her zaman gördüğü tepe seviyesini bir kere daha görür. O yüzden hani en güzel yerden sattım diyenlerin mutlaka bu satış yaptıkları ve elde ettikleri likiditeyi bir yerde kullanıyor olmaları gerekir. Eğer olumlu bir yerlerde kullanıyorlarsa tabii içleri rahattır. Ama hani satıp öyle kalmışlarsa tabii yapacak bir şey yok. Dolayısıyla döviz kurunun anlamsız bir şekilde hiçbir ortada mesnet yok. Yani ekonomik parametreye dayanmayan düşüşlerinde mutlaka borcu olanlar ve ödemesi olanlar bunu çok iyi değerlendirmeler. Her zaman bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü döviz kurlarındaki günlük hareketler, hatta büyük dalgalanmalar belki siyaset ve diplomasiyle oluyor ama ana trend her zaman ekonomik parametrelerle ve ekonomik parametreler maalesef çok iyi çalışmıyor. Efendim Pakistan'a geldiğimizde Pakistan'da durum aynı. Önümde işte Şafak gazetesi var. Dawn diye yazıyor. İngilizce bir çıkan gazete. Bayağı işte muhalefetten de haber veriyor. İktidardan da haber veriyor. Hani nispeten şöyle diyeyim size. Hani objektif haber yazan bir gazete. Pek bizle alakalı bir haber yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nin her yere parmak attığıyla da alakalı birçok haber var. Yani mesela demiş ki yani Pakistan'a işte bana bakın siz Hindistan'da aranızı çabucak düzeltin ona göre ha falan diye. Pakistan'da Amerikalılara vizeyi kolaylaştırmış. Şaka değil yani Amerika'ya vize koymuş Pakistan ve demiş ki bunları işte yavaş yavaş bunların şartlarını ben iyileştiriyorum diye. İlginçtir. Ben indiğim zaman havalimanına British Airways yani Kraliyet Hava Yolları'nın İslamabad'a tekrar uçuş yaptığı güne rast geldik. O seremoniye rast geldik. Demek ki uzun zamandır uçuş yokmuş. Bu da ilginç bir durum. Demek ki yavaş yavaş Pakistan'da da bir hani gevşeme, diplomaside biraz daha hani dışa olan bağlarını arttırma çabası var. Ama gördüğüm kadarıyla burada da bütçe önemli bir mesele. İşte merak etmeyin, bütçeden geri adım atmayacağız. Bütçe disiplini sağlamaya devam edeceğiz sözleri. Dünyanın her yerinde söyleniyor. Burada da söyleniyor. Ama yavaş yavaş muhalefetin de sesini yükseltmeye başladığını, hatta muhalefet liderlerinden bir tanesini uzun bir süre İngiltere'de kaldıktan sonra İslamabad'a geri döndüğünü, en azından ülkesine geri döndüğünü görüyoruz. Bendeki gazeteler en azından bunu gösteriyor. İşte Şafak isimli gazete bunu gösteriyor. The Dawn diye. Şimdi efendim şöyle diyeceğim size tabii daha orada piyasalar açılmadı Türkiye'de ama baktığımız zaman böyle ahım şahım bir büyük değişiklik gözükmüyor. Tek gözüme çarpan önemli değişiklik Fed'in faiz arttırmak yerine faiz düşürebileceğine dair ihtimallerin artması. Bu da bana ilginç geldi. Yani en azından Fed'in bir kere ya da hiç faiz arttıracağı konusunda bir eğilim varken Fed'in faiz de indirebileceği konusunda beklentilerin arttığını gördük bayram boyunca ve bugün itibariyle de bunu çeşitli basın organlarında görmeye başladım. Hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde işte yolda gelirken de birçok gazeteye baktım. Uluslararası basın bundan bahsediyor. Efendim işte Trump'la alakalı çok haberler var. Trump'ın hala işte davalardan başını kaldıramana dair haberler var. Ama baktığınız zaman konjonktürde önemli değişiklik yok. Yani bugün çok öyle aman aman çok ciddi bir diplomatik ya da siyasi gelişme olmazsa bu S-400'ler ve F-35'lerle alakalı bu şekilde yola devam edeceğiz ama baştan tekrar ediyorum döviz kurlarının mesnetsiz şekilde hiç anlamı olmadan
düştüğünü görüyorsanız ana trendde bir değişiklik yok. Bunu bilin ve bunu mutlaka borcu olanlar ve ödemesi olanların döviz olarak elbette olumlu bir çabayla kendi hanelerine artı yazdırması gerekiyor. Bu durumdan vazife çıkarması gerekiyor. Hiçbir zaman gırtlağınıza kadar hiçbir yatırım aracına girmeyin dedim zaten. Yükseldiği zaman satacak kadar malınız, düştüğü zaman da satın alacak kadar paranız olsun diyorum. Efendim hepinize İslamabad'dan şimdilik sevgilerimi sunuyorum. Eğer çok anormal bir gelişme olursa ki şu an piyasalarda öyle bir gelişme yok. Mutlaka ara videolarla sizlerle bağlantı kuracağım ve İslamabad'dan da olsa bilgi vermeye gayret edeceğim efendim. Hepinize çok sevgiler.